Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Kâlallahu teâlâ fi kitâbihil kerîm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Sadakallahu l-Azim. Değerli dinleyicilerim, Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün peygamberlerimize, ehli beytlerine, âl ve ashablarına salatı selam ediyorum. Bugün sizlerle İslam'ın önem verdiği, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadetin özü olarak nitelendirdiği ve Cenab-ı Hakk'ın da bizzat talep ettiği duadan bahsedeceğiz. Duanın adabından, öneminden, niçin duaya ihtiyacımız var, dua etmek için takınılması gereken tavırlar, adab usulü nelerdir, dua için özel bir zaman, özel bir mekan var mıdır gibi sorulara inşallah hep beraber cevap bulmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, dua kelimesini lügatlara baktığımız zaman da seslenmek, çağırmak, bir şey talep etmek, istemek, herhangi birisini yardıma çağırmak gibi anlamlara gelmektedir. Dini anlamda ise zayıf olanın, güçsüz olanın, aciz olanın, kendisinden daha güçlü olanı, daha kudretli olan, yüce olarak kabul ettiği, ki biz bunu Cenab-ı Hak olarak kabul ediyoruz, yüce yaratıcımız olarak kabul ediyoruz. Acizliğimizi, zayıflığımızı ortaya koyarak ondan taleplerimizi, isteklerimizin karşılanmasını istememiz, herhangi bir sıkıntıya, herhangi bir derde, herhangi bir musibete, kedere uğradığımız zamanda da bu sıkıntının, bu kederin bizden kaldırılması konusunda yüce bir varlığa yalvarışımız, ondan talebimizdir. Başka bir ifadeyle, sonlu olan, sınırlı olan, aciz olan bir varlığın, ki onlar biziz, kudretli, sonsuz, kesinlikle hiçbir şeyde aciz olmayan, her şeye gücü yeten bir varlığa içten yalvarmasıdır, içten yakarmasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah için duadan daha hayırlı bir şey yoktur ifadesiyle Cenab-ı Hakk'ın kullarından dua etmelerini ve dua eden kullarını da sevdiğini ve kullarının yapmış olduğu dualarını kabul edeceğine dair sözleri, rivayetleri vardır. Değerli kardeşlerim, dua sadece İslam dinine has bir şey değildir. İnsanın yaratılışı andan itibaren, yaratıldığı günden itibaren mevcuttur. Cenab-ı Hak bunu içimize, fıtratımıza yerleştirmiştir. Dolayısıyla dua ihtiyacı doğuştandır, yaratılıştandır. İnsanların kurmuş olduğu dinlere bile bakarsanız, onlara inanan insanlar, o dinin müntesiplerinde bile kendilerinde üstün bir varlığa dua ihtiyacı her zaman vardır. Kendisini dinsiz olarak addeden insanlar bile başlarına bir sıkıntı, bir musibet geldiği zaman da kendilerini bu musibetten, bu sıkıntıdan kurtarmaları için elbette ki her zaman yüce bir varlığa, üstün bir kudrete dua ettiklerine şahit olmuşuzdur. Değerli kardeşlerim, dua kaç çeşittir diye soru aklımıza gelirse şöyle izah edebiliriz. Duaları sözlü dua, kalpten yapılan dua ve fiili dua olarak iki kısma ayırmamız mümkündür. Aslında sözlü dua, fiili duanın hem evvelinde hem de fiili duadan sonra yapılması gereken bir duadır. İnsanların, yani bizlerin, yüce yaratıcımız Cenab-ı Hakk'a karşı isteklerimizi, taleplerimizi, efendime söyleyeyim, uğramış olduğumuz sıkıntıların giderilmesi gibi hususlarda sözlü olarak
ona yalvarmamızdır. Ki biz bunu en azından kılmış olduğumuz 5 vakit namazlarımızda, Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zamanda, okumayı bitirdiğimiz zamanda Cenab-ı Hak'tan bunu talep etmekteyiz. Sözlü olarak bunu yerine getirmekteyiz. Bunlarla ilgili olarak kişi kendisi için dua edebilir, annesi babası için dua edebilir, arkadaşları ümmeti Muhammed için dua edebilir. Bununla beraber sözlü dua olarak annenin babanın özellikle çocukları için, evlatları için yapmış olduğu dualar çok önemlidir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerine bakarsanız annenin babanın yapmış olduğu dua, evlatlar için yapmış olduğu duaların her zaman kabul göreceğini bizlere müjdelemektedir. Aynı şekilde de Hazreti Lokman Aleyhisselam'a, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tavsiyeler baktığımız zaman da bununla beraber yine Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'ne baktığımız zaman da Cenab-ı Hak orada anne babaya her zaman dua edilmesini, onlara iyi davranılması gerektiğini bizlere bildirmektedir. Değerli kardeşlerim, bir de bu duanın olumsuz tarafı var ki biz ona beddua diyoruz. Bundan da Müslümanlar olarak, özellikle ebeveynler olarak, yani anne olarak, baba olarak sakınmamız gerekir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına, rivayetlerine, sözlerine baktığımız zaman da evlatlar için bu şekilde olumsuz bir şekilde beddua edilmemesini tavsiye ediyor. Ki özellikle de babalara Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri var. Annenin yapmış olduğu beddua ne kadar şiddetli olursa olsun ama Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam evladın annenin bir parçası olduğunu bildiği için anne kesinlikle kalpten beddua edemez. Ne kadar da beddua etse kalbinde çocuğuna karşı her zaman merhamet vardır. Onun için annelerinin yapmış olduğu bedduaların geçerli Allah tarafından kabul görmeyebileceğini ama baba tarafından yapılan bedduaların çocukları üzerinde çok etkili olduğunu söylemektedir. O yüzden duanın zıttı olan beddua konusunda hassas olmak zorundayız. Öfkemize yenik düşerek, hırsımıza yenik düşerek evlatlarımız için veyahut herhangi bir başkası için beddua etmenin de çok fazla bir anlamı yok. Gerek yok değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, değerli izleyicilerim, bir de fiili dua var. Ki fiili duada şöyle izah edebiliriz fiili duayı. Diyelim ki bir insan çoluk çocuk sahibi olmak istiyor. Bunun için ne yapacaktır? Allah'ın emrettiği şekilde meşru yollarla bir evlilik akdini kurması lazım. Meşru yollarla evlilik akdini gerçekleştirmeden ben çocuk sahibi olmak istiyorum demek çok da demek yakışıklı olmayan, geçerli olmayan bir duadır. Bununla beraber derslerinde başarılı olmak isteyen bir öğrencinin, sınıfını doğrudan geçmek isteyen bir öğrencinin sadece sözlü olarak Allah'ım bana derslerinde yardım et, başarılı olayım diye şeklinde dua etmesi de yanlıştı, doğru değildir. Önce ne yapacaktır? O çocuk fiili olarak, o öğrenci fiili olarak üzerine düşen bu görevini, ders çalışma görevini gücü yettiği ölçüde yerine getirmek zorundadır. Bununla beraber Allah'tan zenginlik isteyen bir kul, Allah'ım bana hazinen geniştir, bu geniş olan hazinenden imkanlar nasip eyle, paralar nasip eyle, maddi güç nasip eyle diye dua etmesi de çok da anlamlı değildir. Niye? Önce zengin olmak için terlemek lazım. Meşru yollardan helal sınırları aşmamak kaydıyla, harama düşmemek kaydıyla güzelce bir çalışması lazım. Çalıştıktan sonra da Cenab-ı Hak'tan bunu talep etmesi lazımdır. Sözüme başlarken sözlü duanın, fiili duanın evvelinde ve sonrasında yapılan dua olarak da ifade etmiştim. Biz fiili duayı aynı zamanda tevekkül olarak da algılayabiliriz. Çünkü biz üzerimize düşen görevi yerine getirdikten sonra Cenab-ı Hak'tan talepte bulunuyoruz. Bir gün bir bedevi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelir devesiyle birlikte. Ve Peygamberimizin yanına geldiği zaman da selam verir. Peygamberimiz devesini sorar. Deveni ne yaptın der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a
Bedevinin cevabı, şuraya saldım, Allah'a havale ettim der. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu bu davranışının doğru bir şey olmadığını ve önce devesini güzelce bir şekilde bağlayıp sonra Allah-u Teala'ya devesinin korunmasını istemesi şeklinde dua etmesini tavsiye etmiştir. Değerli kardeşlerim, dua için özel zamanlar, özel mekanlar var mıdır diye soru aklımıza geldiği zaman da dua için elbette ki özel zamanlar, özel mekanlar yoktur. Ama bizim inancımızda, dünyamızda bazı zamanlar, bazı aylar, bazı geceler, bazı günler vardır ki bu zamanlarda yapılan duaların çok daha da kabule şahin olduğunu yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde görüyoruz. Mesela 3 aylar içerisindeki şu anda sonuncusu olan ve 1000 aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin kendisinde bulunduğu, şeytanların zincire vurulduğu, cehennem kapılarının sonuna kadar kapatıldığı, bununla birlikte cennete ulaşmanın yollarının sonuna kadar açıldığı ve Cenab-ı Hakk'ın benim ayımdır, bu ayda oruçların mükafatını ben vereceğim dediği bu Ramazan ayında yapmış olduğumuz dualarımızın kabule şayan olması diğer zamanlara göre çok daha makbuldür değerli kardeşlerim. Çünkü Cenab-ı Hak bu ayı kendisine tahsis etmiştir. Bununla beraber bu ayın 27. gecesinde bulunan mübarek Kadir Gecesi'ndeki ki o geceye Cenab-ı Hak cümlemizi eriştirsin yapılan dualar kabul edilecektir. Yine bununla beraber seher vakti, özellikle herkesin uykuda olduğu bir vakitte gece kalkıp gecenin 3'te 2'si bittikten sonra 2 rekat bir teheccüd namazı kıldıktan sonra yapılan dualar kabule şayendir. Cuma günleri, kandil gecelerinde mübarek gün ve gecelerde yapılan duaların diğer zamanları dualara rağmen kabulü daha da şayan, kabule şayendir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, dua edecek olan bizlerin dua ederken takınması gereken bir takım tavırlar vardır. Bunlardan bir tanesi, her şeyden biz, her meşru işimize biz Euzu Besmele ile başlayacağız. Daha sonra Cenab-ı Hakk'a hamd edeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getireceğiz. Bununla beraber duada sesimizi çok yükseltmeden, alçak bir sesle, içimizden, çünkü Cenab-ı Hakk'a gizli ve gizliden efendime söyleyeyim yalvararak dua edin buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaman zaman ashabını bu konuda uyarmıştır. Siz işitmeyen, sizi duymayan birisine dua etmiyorsunuz. Her şeyinizden haberdar olan Allah'a dua ediyorsunuz. Öyleyse seslerinizi çok da yükseltmeyin buyuruyor. Yine duamızda yapacağımız, bilmemiz gereken usul ve adablardan bir tanesi değerli kardeşlerim, duada ısrarcı olacağız. Yani bir defa dua ettik, artık daha dua etmem diye bir düşünce içerisinde olmayacağız. Çünkü duamızda biz ısrarcı olacağız. Cenab-ı Hak okumuş olduğum ayet-i kerimesi ne buyuruyor? Kullarım beni sana sordukları zamanda ben onlara yakınım. Onlar bana dua ettiklerinde ben onların dualarını kabul ederim buyuruyor. Öyleyse kullarım bana dua etsinler ve bana iman etsinler buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dua ibadetin özüdür buyuruyor değerli kardeşlerim. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizden sonra Cenab-ı Hak'tan bir şey talep etmek hakkımız vardır. Ki Cenab-ı Hak da mutlaka ama mutlaka yapmış olduğumuz veya yapacağımız dualarımıza icabet edecektir. Çünkü bunu Cenab-ı Hak kendisi bizlere müjdelemektir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, bir de ölmüş olan yakınlarımıza, Müslümanlara dua konusunu değinelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaman zaman Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınında bulunan umrecilerimizin, hacılarımızın efendime söyleyeyim zaman zaman namaz vakitlerinin peşinden gidip ziyaret ettikleri Baki mezarlığına giderek orada bulunan 10 binden fazla sahabenin yattığı rivayet ediliyor. O sahabeler için, o Müslümanlar için Cenab-ı Hakk'a dua ettiği, onlar adına Cenab-ı Hak'tan af-ı mağfiret dilediğine dair rivayetler vardır. Bizler de özellikle şu mübarek gün ve gecelerde, şu mübarek saatlerde Cenab-ı Hak'tan ölmüşlerimiz konusunda dua edelim. Cenab-ı Hak'tan onlar için af mağfiret dileyelim. İnşallah Cenab-ı Hak yapacağımız bu dualarla onları da
hataları varsa, günahları varsa inşallah bağışlar diye düşünüyorum değerli kardeşlerim. Sözlerimi toparlarken değerli kardeşlerim, dua yaratılıştan gelen, fıtrattan kaynaklanan bir duygudur, bir şeydir. Dolayısıyla insan her an, her zaman, her yerde dua ihtiyacı var. Bir de dua için illa Türkçe, illa Arapça, illa başka bir dilde yapılması çok da önemli değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın dünya yüzünde ne kadar dil konuşuluyorsa hepsinin Haliki Allah-u Teala'dır. Bunu da Rum suresinde Cenab-ı Hak şöyle dile getirir. Dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olması Allah'ın varlığının, kudretinin bir alametidir. Buna göre, bütün dilleri Allah-u Teala yarattığına göre hangi dilde dua edersek edelim, Cenab-ı Hak inşallah dualarımızı bilecektir, kabul edecektir, işitecektir. Dualarımızın kabul olması dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum sevgili seyircilerim.